Bağdan Arkası sayfa 63, mektup 64. Çok mübarek bir abimizin mektubunu okuyacağız. 6 sene bana kemale sadakatle hasbi olarak hizmet eden ve harika olarak benim gibi asabi adamı hiçbir vakit gücendirmeyen ve müsvedde katipliğini daima yapan Süleyman Efendi'nin fıkrasıdır. Yani Bağdan'a gittik ya, o cennet bahçesine gittiniz değil mi? Evet. Cennet bahçesinin sahibi Sıddık Süleyman abinin mektubunu okuyacağız. Bağdan'da ilk talebelerden kendisi. Hayatında kısaca okuyacağız zaten şeyden sonra. Efendim Hazretleri, evvela mübarek ellerinizi öper, mukaddes dualarınızı beklerim. Fakir hademeniz ve talebeniz ve kardeşiniz olan Süleyman, şimdiye kadar telif olunan mübarek nurları birer birer mütalaa ederek her birisinden ayrı ayrı ve büyük nurlu güneş gibi ışıklar gördüm ve çok büyük istifade ettim. O nurlar uhrevi yolumu irade ettiler. Allah sizden razı olsun. Ahiret yolunda bulunan çok noksanlarımı gösterdiler. Teşekkürümden aciz. Demek ki risalelerin bir istifadenin bir göstergesi de uhrevi noktada noksanlıklarımızın farkına varmak. O nurları temsil ve tasvir edecek kudreti kendimde göremediğimden ruhumu yoklayarak hissiyat-ı kalbimi şöyle tasvir etmeye min gayri haddin cüret eyleyeceğim. Hata vaki olursa affımı istirham ediyorum. Efendim görmüş olduğum Risale-i Nur deryasındaki lezzet ve saadetin dünyada hiç emsalini görmediğim gibi kendi vicdani muhakemem neticesinde katiyen anladım ki o risaleler her biri başlı başına ve ayrı ayrı bir tefsir-i Kur'an'dır. Bütün risaleler başlı başına ayrı ayrı bir tefsir-i Kur'an'dır. Mahlukat içerisinde hilkaten insan şeklinde ve hakikat noktasında insaniyetten sükut eden ve serapa manevi yaralar içinde bulunan insanlara bu nurların mütalası seri, şifalı bir ilaç ve yaralarına gayet nafi bir tiryak ve merhem olduğunu ufacık karihamla anlayabildim. Yani Risale-i Nur hakikatleri Kur'an'dan gelen hakikatler olduğu için, ilaçlar olduğu için manevi açıdan ihtiyaç sahibi her insana şifa vesilesidir. Ol şart ki hastalığının farkına varsın. Hasta olduğunun farkına varsın. Biz de ihtiyaç hissetmek bu noktada önemli. Hasta olduğumuzun farkında olmamız lazım. Bu nurların kıymetini zaman gösterecek ve dillerde destan olarak şark ve garbı gezecek itikadındayım bak. Ya bunu söylemiş olduğu zaman dilimi çok önemli. Ya top belki 100 tane talebe yok piyasada. Diyor ki şark ve garbı diyor gezecek ve sen söyle dillere destan olacak diyor. Şu anda İşte 100 kusur dile çevrilmiş Risale-i Nur külliyatı var. Değil mi? Dünyanın dört bir yanında elhamdülillah medreseler, dershaneler, hizmet yerleri açık. Ve inşallah Avrupa'ya karşı dahi Kur'an'ı ne kadar parlak bir güneş olduğunu gösterecektir. Tekrar ellerinizi öperek duanızı isterim efendim Hazretleri diyor Süleyman abi, Sıddık Süleyman abi.